Hepinize amaçlar kanalıma hoş Ben Arkadaşlar başka görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte Trakis of Europe 3 son dakika yeni güncelleme bilgisiyle tekrardan karşınızdayım. Kalk Öncelik olarak biliyorsunuz ki yeni güncellemeden beklemiş olduğumuz yeni tırın yeni görselleri yayınlandı arkadaşlar. Tabii ki de sizlerle birlikte bu videomuzda bu yeni görselleri inceleyeceğiz. Onun haricinde yine videoyu geçme öne sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde kanala abone olmanız olacaktır. Arkadaşlar şu anda videoları izleyen %80'lik bir kısım abone değil. 叶山，叶山，叶山。 dediğim gibi abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı ve video like atmayı unutmayın sizlere. Öncelik olarak biliyorsunuz ki yeni güncelleme beta güncellemesi olacak. Altını çiziyorum arkadaşlar yeni güncelleme beta güncellemesi olacak. Yani öncelik olarak yeni gelecek olan tır ve yapay zeka geliştirme güncellemesi beta güncellemesi olarak bizlere sunulacak. Yakın zamanda da yine Android ve iOS cihazları da Play Store'dan indirilmiş bir şekilde bizlere sunulmuş olacak. Tabii ki de sizler de beta güncellemesini indirmek istiyorsanız aşağıya bırakmış olduğum Telegram grubumuza gelerek de yine beta güncellemesinin linklerine ulaşabilirsiniz. İsterseniz sizlerle birlikte öncelik olarak yine Trackers of Europe 3'ün bizlere yayınlamış olduğu yeni Dafter'ın görsellerine bakmak istiyorum. Ve bu görsel tabii ki de gerçekten bizler için büyük bir gelişme demek. Şu an için oyuna eklenecek olan yeni tır DAF XF modeli bitmiş durumda. Tabii ki de bunu ben de sizlerle birlikte incelemiş olacağım. Detaylarına bakacağız. Ve şu anda oyunun garaj kısmında görmüş olduğunuz gibi eğer ki bu Dafter'ı oyuna muhtemelen... E, Volvo'nun bir tık gerisinde olabilir. Yani tam da Aksor'dan bir sonraki tır modelinin açıkçası ben DAF modelinin yerleşeceğini tahmin ediyorum ki bu tırımız 18.000 yürüyormuş o da muhtemelen arkadaşlar 25.000 Euro civarında olacaktır diye tahmin ediyorum isterseniz sizlerle birlikte hemen yeni DAF XF modelini inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda sizlerle birlikte Trakus of Europe 3'ün bizlere paylaşmış olduğu yeni tır çekicisi DAF XF'in karşısında öncelikli olarak bir şey fark etmişsinizdir. Tabii ki de bu tır bitmiş durumda. Yine modifiyeli bir şekilde bizlere bir görsel sunulmuş. Evet bu görselde ilk dikkatimi çeken görmüş olduğunuz gibi yüksek kabin kullanılmış olması. Tabii ki de arkadaşlar ben çıkası biraz daha düşük kabin beklerdim ama şu anda yüksek kabin seçeneğiyle birlikte tabii ki de üstteki lambaları görmüş olduğunuz gibi yakabiliyoruz. Devamlı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bu tür çıkası DAF'ın XG modeline benzettim. Yani XG Plus modelinde zaten sizler biliyorsunuz. Şu anda o olan model tabii ki de DAF'ın XF modeli olacaktır. Bu da şu anda XF modeli. Öncelikle olarak XG modeline gerçekten benziyor. Aralarındaki tek fark şunu diyebilirim ki far detayları. Evet şu alttaki farları görmüş olduğunuz gibi burada biraz daha büyük ve bombeli. DAF XG Plus'da ise biraz daha sert bakışlı diyebileceğimiz o tiplemede arkadaşlar ince uzun bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bir far dizaynı bizlere sunulmuş durumda ama şu anda oyuna gelecek olan model tamamıyla bu. Evet üstteki lambaların aktif bir şekilde oyuna getirilmesi gerçekten güzel bir detay. Onun haricinde evet logomuz bu şekilde olacakmış. Büyük ve görmüş olduğunuz gibi neredeyse DAF'ın gerçek orijinal logosuna birebir benzer şekilde sizlere yansıtılmış durumda olduğunu size söylemek istiyorum. Onun haricinde hemen ızgara bakacak olursak da gerçek hayattaki DAF'ın XF modellerindeki ızgarayla birebir şekilde eklenmiş durumda. Evet o krom kaplamaları görebiliyorsunuz. Onun haricinde bir de şunu fark ettim arkadaşlar oyunun içerisinde biliyorsunuz ki kendi yapmış olduğumuz skin kaplamaları vesaire var. Bu da oyunun bizlere sunmuş olduğu kendi özel skin kaplaması. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Duff'ın XF modeline. Evet, yanlış hatırlamıyorsam garaj kısmından 750 yürü aktif edebildiğimiz skin kaplamaları var biliyorsunuz ki. Yine bu da oyunun bizlere sunmuş olduğu bir skin kaplaması. Kendi lansman rengi olan turuncu rengine lacivert rengi eklenmiş ve ortaya güzel bir görüntü çıkmış. Evet biraz daha açık skin kaplamasına özenilmesini beklerdim ama şu an için bizlere sunulan model bu şekilde arkadaşlar. Onun haricinde 4x2 model arkadaşlar şu anda gözünde canlandırıyorum 6x2 ve 8 x 4lük modelleri de yine göz önüne getirirsek gerçekten bu tır çok güzel bir görselle bizlere sunulmuş olacak. Tabii ki de ben güncellemeyi bu hafta içerisinde bekliyorum. Yani herkes hazırlıklı olsun. Dediğim gibi kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü anlık olarak güncelleme geldiğinde sizlere paylaşacağım. Ve beta sürümün linklerine ulaşmak istiyorsanız da yine Telegram grubuma gelerek ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde dediğim gibi muhtemelen gelirse 25 bin euro civarında bir fiyatla bizlere sunacaktır. Onun haricinde evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi çok da fazla çıkası söylenecek söz yok. Çünkü grafikler gerçekten güzel ve her şeyi anlatıyor yüksek kabinli bir tır. Evet yüksek kabinli olmasını sevdim. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar yüksek kabin ve düşük kabin olayını ayarlamak gerçekten oyunda çok güzel. Yani dediğim gibi ben muhtemelen yüksek kabinli kullanırım. Çünkü şu anda yüksek kabin tırlar daha güzel göze hitap ediyor. Onun haricinde erke eğer ki arkaya dorse bağladığımızda zaten tırın öne çıkmasını hepimiz isteriz tabii ki de. Ben bu tırın açıkçası turuncu rengini gerçekten seviyorum ve yakıştırıyorum. Umarım sizler de bu tırı beğenmişsinizdir. Şu an için yapılan modifiye gerçekten abartılı değil. Tam da bu tıra yakışacak bir modifiye. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tır bu şekildeydi. Beta sürümüne ulaşmak istiyorsanız da aşağıya bırakmış olduğum linklerden Telegram grubumuza gelerek yine sizler de beta sürümünün linklerine ulaşabilirsiniz. Bu bir merdiven mi tam olarak anlamadım ve evet, şu anda Evet üst kattaki yatağı görmüş olduğunuz gibi çift kat yatak herhalde aracın içinde var. Bu detaya kadar yapılmış gerçekten güzel. Onun haricinde arkadaşlar önden bakacak olursak da toplamda 3 adet sileceğin olduğunu zaten görebiliyoruz buradan gerçek hayatta olduğu gibi. Ve üstte görmüş olduğunuz gibi güneşlik panjurunu da unutmamışlar. Devamlı ise rüzgarlık arka kabin detaylarını da buradan görmüş olduk. Size de göstermiş olduğum görsel muhtemelen en yüksek kabin diyebileceğim kabin seçeneklerinden bir diğeri. Tabii ki de bunları ayarlamak değil oyun içi parayla. Dediğim gibi sizler de kanalımda sınırsız para linklerini bulabilirsiniz. Evet videomuz bu şekildeydi. Yine dediğim gibi umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Sizlere kendinize bakıp hepinize görüşmek dileğiyle.